Kavunuyla meşhur Kızılırmak'tayız. Kızılırmak'ta bir kavun tarlasındayız. Şu anda üreticiler kavun hasadını gerçekleştiriyorlar. Kavun üreticisi maliyetlerin yüksek olmasından şikayet ediyor. Kendine özgü aromasıyla dikkat çeken Kızılırmak kavunu görücüye çıktı. Kızılırmak havzasında kavun tarlasına giren basın mensupları kavun hasadını yerinde görüntüledi. Kavun üreticisi Satılmış Hayırlı, kuraklık ve üretim maliyetinin çiftçiyi zarar ettirdiğini söyledi. Evet Satılmış Bey, hoş geldiniz. Nasıl bu yılki sezon verimden memnun musunuz? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz bu arada. Normal, tabii ki her yer bir değil. Yani iyi, normal diyelim yani. İnşallah böyle gider, fiyatlarımız böyle gider. Ama daha sonra düşer tahminim, yani düşüyor. Bu her zaman olduğu gibi. Peki kaç dönüm bir arazi ektiniz? Nasıl, kavunun tadı nasıl? Hasat da başladı. Kızılırmaklar memnun mu? Tadı çok süper, güzel. Evet. 50 dönüm yer ektim. İşte 80-100 tona yakın bekliyoruz. Ama fiyatlar tabii istediğimiz gibi değil. Çankırı Ziraat Odası Başkanı Necat Gamzeli, Kızılırmak kavununun başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden alıcı bulduğunu belirtti. Başkan Gamzeli, ürün yetiştirmek için gerekli malzemelerin maliyetleri çok yüksek olduğunu, çiftçiyi olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. Çankırı'da 57 bin dönüm gibi bir sahada ekim yapılmakta. Fakat bu sene olan kuraklık kavunda vurdu. Kavunda da tabii rekoltemizi düşük olacağını tahmin ediyoruz. Maliyetlerin yüksek olması. Şimdi baktığımızı arkadaş tarlasına güzel bakmış. Dönümden 2 tona yakın bekliyor. Fakat şurada 15 tarladan geçtik. En iyi tarla burası. Diğerleri olmamış. Artı bizim bir kavunumuzun bir özelliği, aromasının çok güzel olması. Tadı çok güzel. Artı biz bunu Karadeniz'e yolluyoruz. İstanbul'a kadar da gidiyor. Fakat şu anda iyi bir fiyata satıyoruz. Ama 3-5 gün sonra remorgu sanki bedava derecesine gidiyor. Bizim kavunumuzun işte bekletilmesi gereken bir yerin olması lazım. Kavunumuzun değerine satılması lazım. Yani çiftçimiz ilk üreten parayı kazanıyor sanki. Ondan sonrakiler zararda. Remorku çok düşük fiyatlara gidiyor. Doğru mu? Evet, evet. Yani 200-300 liraya remorku satılıyor sanki. Yani aracılar daha fazla kazanıyor. Bir anda bollaşıyor, piyasa bollaşıyor. Her şeyde olduğu gibi fiyatlarımız aşağı düşüyor. Tabii girdi fiyatlarının çok yüksek olması, şu anda işte burayı sulaması için devamlı mazot harcadı. Gübre, ilaç, arkadaşımız. Buna şimdi ilaç atmayınca yabani ot geliyor. İlaç fiyatları arttı. İşte geçen günde dediğimiz gibi gübre fiyatları %200'e yakın artış gösterdi. Maliyetler şu anda bizi bayağı zorluyor. Zaten sahamız da düştü. Yani ekim sahamız geçen seneye göre neredeyse 1/3 oranında bir düşüş var. Bu bir de rekoltede de düşme oldu tabii. İnşallah bir dahaki senelere bakıyoruz. Zaten çiftçinin hep aklında bir dahaki sene diyoruz. Tabii bir Çankırı'da da kuraklık vardı. Bu kuraklık kavunun üreticisini etkiledi mi? Etkiledi tabii. Yani sulu arazi olma. Şimdi burası sulu. Ama Kıraç'ta ekim yapanların hiçbir şey olmadı. Evet. Kıraç'ta şu anda doğrusu hiç kavun yok. Yani sulular da var. O da bazıları işte daha iyi baktığından mıdır? İşte geldiğimiz yerleri gördünüz. Ufacık ufacık kavunlar büyümemiş, yetişmemiş. Sıkıntımız o. Kıraç'ta doğru düzgün kavun yetişmediğini vurgulayan Kızılırmak Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakmak, tadı güzel, rengi güzel, Kızılırmak'tan başka yerde böyle bir kavun göremezsiniz dedi. Şimdi kavunumuz arkadaşın da dediği gibi güzel bakmış ona, sulu, verim iyi. Ama bazı yerler kıraç. Kıraç olduğu yerde kavunlar yok. Bu da maliyeti fazla. Gübre 3-4 katına çıktı. İlacı öyle. Başkanımın da dediği gibi. Gübre çok çıktı. Yani gübre fiyatlarından şikayetçisiniz. Tabii. Maliyet çok yüksek çıkıyor. Çok çıkıyor. İlacı öyle. Bu 3-4 sene ilacı atılıyor. İlacı atmasan bunda kurt oluyor. Efendime söyle böcek oluyor. Bir şeyler oluyor. İlla ki atacağım bunu. 3-4 sefer ilaç atılıyor buna. Gübre yine öyle. Hepsi maliyeti artıyor. Hep maliyet artıyor yani. Yine burası sulu olduğu için kendini kurtarıyor. Ama kıraç yerler var. Tamam. Yağmur uğramasa olmuyor. Çok yer kurudu. Yağmursuzluktan. Peki bu üretmiş olduğunuz kavunları nasıl pazarlamayı sağlıyorsunuz? Vallahi pazarlamayı geliyor yakın ilçelerden, illerden alıyorlar. İşte Çorum'udu, Sungurlu'ydu, İskilip'ydi, burada
Kırıkkale'ydi. Bu çevrelerden alıyorlar, gelip alıp gidiyorlar. Başka yerlerde gidemiyor. Bazısı traktörle oralara götürüyorlar. Traktör olan, at arabası olan götürüyor. Ama olamayan da burada ayağında satıyor. O da ucuz maliyete veriyor. Genelde Trabzon tarafına çok fazla gidiyor. Samsun'dan Trabzon arasında. Karadeniz tarafına götürüyorlar. Kızılırmak kavunu meşhur. Evet. Bu meşhurluğu nereden geliyor? Tadı güzel. Lezzeti güzel. Yani tat, rengi güzel. Yani kızılmaktan başka böyle başka bir yerde bir kavun göremezsiniz yani. Ben bilmiyorum ama böyle. Çocukluk yıllarımızda Çankırı kızılırmak kavunumuz tek dipti. Kızılırmak ilçemiz neden 10 dilime döndü? Bunun sebebi nedir? İşte tadı güzel. Yuka kabıklı. Bundan kabuğu yukadır. Tadı güzel. Ondan. Ekseri 40 ağaç ekilirdi. 40 ağaç ekilirdi. Şimdi 10 dilime dönüldü. 40 ağaç da var ama o biraz daha 15 gün sonra gelişiyor. Bu onu da güzeldir yani. Daha iyi tat verebiliyor. Tat bunda daha iyi, lezzet daha iyi. Biz ilçe ve üreticimiz olarak verimli bir paladayız. Kızılırmak kavunumuz tescillendi mi? Susuz üretim alanından memnun olmadığınızı belirttiniz. Evet. Bunu daha iyi bir ileriye yürütebilmek için ne çaba sarf ediyorsunuz talalarda? Vallahi kıraç yağmura bağlı. Kıraçta yağmur olmasa olmuyor. Ekseri sulu. Sulu ekeceğiz böyle. Kimisi 300-500 metre yere borularla götürüyorlar. Boruyla. Borulara suluyorlar. Şu mesela rampalarda bazı yerler sulandı. Boruyla buradan atıyor. Sondajları var. Kuyuları var. Oradan götürüyorlar. 300-500 metre yere boru döşeyip götürüyorlar. İmkanı olan. Olamayan da yağmura bakıyor. Susuz üretim alanında çiftçinin dizini durdurmayan talalarda nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz ileriki yıllarda? Vallahi çiftçinin şeylerde arpa, buğday. Bunlar ekilecek. Bunlar devam edeceğiz. Başka çare yok. Gübre ucuz olacak. Bol gübre atacağız. Ürün alacağız. İlaç, ilaç, gübre. Gübre atamıyoruz. Ürünümüz de düşük. Bütün... Neredeyse kıraç tarlalarda çiftçiliği bırakma aşamasındayız. Evet. Yani. Şimdi biz çeltik de ekiyoruz ama pahalı, böyle olursa pahalı. Çeltiği de bırakılacak. Çünkü ilaç aşırı çıktı, gübre aşırı çıktı. Yarın kaldırdığımız bir fiyatlar da oturdu yani düştü. Belki bu devre pirinçte şeyimizde kalacak. Böyle giderse. Elimizde kalacak. Biz başkanımız geçtiğimiz 2 gün önce bir basın toplantısı yaptı. Kuraklık ve çiftçinin evet. Ortanın ertelenmesiyle ilgili. Kızılırmak ilçemizde mağdur olan çiftçilerimiz var mı? Ödemede zorlanan, borcunda olan. Olmaz olur mu? Tabii var. Tabii var. Şimdi bankalar olan borçlarını istiyor. Tarım kredi istiyor bunlar. Efendime söyleme yarın bunları ödemediğin zaman icraya koyuyor. Erteleme daha şu an oldu daha olmadı. Başlamadı. Vatandaşa da diyor gel borcunu kapat. Nereden kapatacak vatandaş? Erteleme de olmadı. Yani bu kötü işler. Çiftçi mağdur. Hem de mağduruz. Evet başkanım, erteleme ile ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Erteleme ile ilgili işte evet bugün basın toplantısı yapmıştık. İnşallah sonucunu aldık. Şu anda bankalara ve tarım kredilere yazılar geldi. Çiftçilerimizin borçları ertelenecek inşallah. Ama ne zaman başkanım ertelenecek de vatandaşın günü geldi. Yazılar geldi şu anda. Mesela, bundan sonra bitti. Olay artık bitti. Şimdi mesela örneğin benim vardı. Tamam şu andan sonra Ziraat Bankası'na borcum vardı. Git yatırdım. Erteleme bundan sonra gelecek bir faydası olmayacak. Geçen sene de öyle oldu. Vatandaş herkes borcunu yatırdı ondan sonra erteleme geliyor. Bir de faiz. 8. ayda gelmesi lazım ki 8. ayın 15'inde vatandaş yapması lazım, yararlanması lazım. E şimdi 9. ay oldu daha hala erteleme olacak. Bazen tarım kredi borcunu istiyor. Ziraat bankaları borcunu istiyor. Herkese kapatın diyor. Faizsiz istiyoruz, faizsiz. Bu faizli, yani faiz erteleniyor, faizli. Erteleme hiçbir ifadesi yok. Gel seneye daha çok çuvalıyor borç. Nasıl ödeyecek evet. Çiftçi bunu? Peki başkanım faizsiz bir de buradan HES geçiyor. Bu HES'le ilgili de bayağı kızanlar, tepki gösterenler oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi HES doğru dürüst bir şey olsa doğru. Doğru dürüst bakım yapılmadı. Her pispidi kimi göçtü, kimi yıkıldı, kimi bilmem ne oldu. Köprüler yok. Yani eskiden bizim ana köprülerimiz vardı. Oraya köprüler yapılmadı. Adam da beton atmadan 5-6 kilometre şimdi şeysiz, betonsuz. Adam bunu da bitirmeden suyu koyurdular. Üzerinde köprüsü yok, bir şey yok.
4-5 kilometre evden biz dolanıp geri tarlamıza geliyoruz. O da bir maliyet artırıyor. Tabii canım, tabii. Mesela ben Tepelegöz, benim koyayım Tepelegöz. Tepelegöz'ün altından başlıyor. Karaömer'e kadar bazı yerlerde şey yok. Beton atılmadı. Köprü yok. Yani köprü yapılmadı. O kadar söylüyoruz, köprü yapılmadı. E adam yazık mı der, gidiyor da kaç kilometre dolanıyor, geri tarlasına geliyor. Peki su yetiyor mu? Su yetiyor mu? HES suyu alınca? Su yetiyor. Şimdi su iyi. Suyumuz yetiyor. Yani ayarlanıyor, su yetiyor. Evet. Bakalım bir kavunun tadına. Tabii. Bakalım Kızılırmak kavunu meşhur tadı nasıl? Tabii. Sevgili izleyiciler, tarlada hasada yapılan Kızılırmak kavununun tadına bakacağız. Başkanım buyurun bir tadına bakın. Ben biraz gökte gibi duruyor da. Bayağı yola da. Evet. Evet. Şöyle. Şöyle bir tutun, şöyle bir yakınlık. Şöyle yapalım. Ha. Bıçak elde ama çok büyük kesmiş. Ele geldi. Bak şunlar da var. Bas ya. Evet başkanım, bir bakın bakalım tadına nasıl buldunuz? Yani şu anda gayet lezzetli. Yani şeker oranı da çok güzel. Ben fazla şekerli yemiyorum ama şu anda benim damak tadıma da gayet uygun geldi. Evet, Kızılırmak kavununu tavsiye ediyoruz. Bölgenin zaten meşhur kavunu. Evet başkanım, nasıl buldunuz tadını? Her zaman olduğu gibi gene aroması çok yüksek. Çok da güzel. Tabii bundan sonra istediğimiz de şu. Evlerimizde içecek olarak işte koladır, diğer türler içeceğimize çiftçimiz kazansın. Çiftçimizin ürettiği kavun, karpuz ya da meyve olarak onları tüketelim derim. Teşekkür evet. ederim. Evet, çiftçimize de bir mesaj gönderdi Necat Bey. Evet, gerçekten de çiftçimize destek vermek anlamında da kavun alalım. Kola alacağımıza kavun alalım sofralarımıza. Bir hasta ziyaretine gittiğimizde mesela bir kavun, bir işte üreticimizin elması, armudu, bu tarz şeylerle çiftçimize destek olmuş olalım.